Spor Ekonomisi programından herkese merhabalar. Ben Yalçın Yaşar. Her hafta farklı bir programda, her hafta farklı bir konukla burada sizlere spor ekonomisinin paydaşlarını sizinle yan yana getirmeye çalışıyoruz. Bu hafta gerçekten herkesin merak ettiğini düşündüğüm çok keyifli bir federasyonun başkanı var. Curling Federasyon Başkanı Profesör Doktor Kenan Şevin'le beraber curling'i konuşacağız. Curling'in ülkemizdeki yerini konuşacağız. Başkanım hoş geldiniz. Hoş buldum, sağ olun, teşekkürler. Başkanım nazik hediyeniz için de teşekkür ederim. Curling branşını ben çok uzun zamandır tabii ki spor insanı olarak takip ediyorum, biliyorum. Ülkemizde genç bir federasyon ve sizinle başlayan bir federasyon. Evet. Sizinle program yapacağımı söyledikten sonra da sosyal medyadan gelen en önemli soruyu sorarak başlıyorum. Süpürge olmadan bu branş olmaz mı demiş. Gençler bunu merak etmiş, takipçilerim bunu merak etmiş. İsterseniz böyle başlayalım. Evet. Öncelikle çok teşekkür ediyorum hem curling ailesine stüdyonuzdan yer verdiğiniz için, programımızdan yer verdiğiniz için. Sorunuza gelince de nasıl ki kamera olmadan canlı yayın yapamayacaksak bu sefer sporu ele aldığımızda curling'de, curling taşı kadar süpürgede çok önemli bir alet. Dolayısıyla curling'in tarihsel sürecine baktığınız zaman 1400'lü yılların başında başlayan bir sporun ilk döneminde süpürgenin bu sporda olması olmazıdır. Dolayısıyla tabii ki o dönemki saman süpürgeden başlayıp bugünkü modern süpürgeye gelen bir yaşam şekli var. Tabii algı tabii şey ya, şimdi ona oluyor vesaire bilemediği için izleyici direkt spor seyircisi olmayabilir, aniden karşılaşmış olabilir. Evet. O yüzden isterseniz biraz da curling'i anlatarak belki curling'i anlamalarını sağlayabiliriz. Siz o anlatım yapabilecek en üst mercisiniz Türkiye'deki. Curling branşını biraz anlatabilir miyiz? Bu ülkede daha sonra yaratacağı ekonomiyle konuşuruz. Evet. Tabii curling'in bir tarihsel süreci var. Bir de performans spor olarak modern olimpiyatlarda yerini alan bir spor branşının hikayesi var. Tarihsel sürece baktığımız zaman İskoçyalıların kışları donan nehirler üzerinde özellikle, akarsular üzerinde, göller üzerinde oynadıkları bir geleneksel spor iken bugünümüzde 1924 yılında başlayan ve günümüzde daha çok 3 branşta yer alan kadınlar, erkekler ve karşılık çiftlerdeki bir olimpik spor, olimpiyatta ilk gününden son gününe kadar devam eden bir spor branşı, kış spor branşı. Teknik olarak incelediğimizde bowling, bilardo, satranç karışımında, yani tamamen stratejiye dayalı, esnekliğin, dengenin, zekanın olduğu bir spor branşı. Burada hedef, ev dediğimiz yuvarlak iki dairenin bir araya getirdiği merkeze en yakın taşın atılmasından kaynaklanıyor. Tabii rakiplerde bu atılan taşın dışarı atılması burada çok önemli olan. 4 sporcuyla oynanıyor, bir yedek olmak üzere. Bu normal takım. Bir de karşılık çiftler dediğimiz bir kadın bir erkekten oluşan. Bu da olimpik spor. Bir de ayrıca iki erkek ve iki bayanın oluşturduğu bir takıma. Bu da karşılıklar dediğimiz bir, bu olimpik değil ama bunun dünya şampiyonası yapılıyor. Çok da tutulan bir spor branşı. Dediğim gibi sadece bu bir spor branşı değil, aslında modern spora geçişle spor ekonomisindeki yerini de hızla alan bir spor branşı bu. Ben curling'in tabii kış olimpiyatlarında yer aldığını işte ilk Erzurum'da gördüğümde Türkiye'de, evet. Orada ilk curling fark etmiştim ki federasyonda zannediyorum onunla beraber arkasından gelen zaman dilimlerinde oluşuyor. Ben curling'i buzda oynandığı için tabii haliyle ilk aklıma ülkemizde tesis sorusu geliyor. Evet. Ben tekvando yapabilmek için belki İstanbul'un belli mahallelerinde birden fazla dahi tekvando salonuna ulaşabilirim veya basketbol salonuna ulaşabilirim. Buza ulaşabiliyor muyum? Curling oynayabileceğim alana bu kadar yakın ulaşabiliyor muyum? Türkiye'de son zamanlarda birçok buz salonu yapıldı. Sanırım onun üzerinde buz salonu var. Süper. Buz okey, buz pateni, short track, buz salonlarda ortak yapılabiliyor. Ama curling'in tamamen kendine has bir salon olması lazım. Çünkü üzerinde çok ince işçilikler olması aynı lazım. Aynı buz değil mi? Aynı buz olması mümkün değil. Milimetrik hesapların yapıldığı, 3 aşamalı bir pedil dediğimiz sıcak suyun serpildiği, tekrar tıraşlandığı kalından inceye doğru. Çünkü bizim curling taşı dediğimiz suya doymuş granit malzemeden oluşuyor. Onun buza yapışmaması lazım. Dolayısıyla düz buzda bu taşın yapışma olasılığı var. Yapışmaması noktasında da bizim buz teknisyenlerimizin, uluslararası eğitim alan buz teknisyenlerimizin bunun üzerinde çok ciddi bir çalışması var. Yani bir
müsabakaya, bir antrenmana hazırlanabilmemiz için en az bir saat bir işlev gerekiyor. Dolayısıyla hem bunun buz kesme makinesinde çok özel bir bıçakları var, çok keskin bıçakları var. Bunun üzerinde işte 60-70 derece sıcaklıkta sular püskürtülerek pütür pütür zeminde oluşturulan bir zemin var. Çünkü suya doymuş granitimiz eğer düz zeminde atarsak bunun ilerlemesi, 46 metre öteye gitmesi çok zor. Çünkü bizim taşımızın ağırlığı yaklaşık 20 kilogram. Dolayısıyla 10 metre bile sürükleyemezsiniz bunu. O ince işçilikten sonra ilkokulda okuyan sporcularımızın bile bu taşı kolaylıkla takozdan çıkarak karşı tarafa, karşı eve dediğimiz noktaya göndermesi çok kolay. Ben branşın tabii bu durumda şöyle bir zorluğu olduğunu düşünüyorum. Başarımız, milli takım seviyesindeki oyuncularımız aslında tesise yakın lokasyonların, ailelerin çocukları. Yani ben tesis benim mahallemde yoksa, benim ilimde yoksa ben haliyle bu branşla tanışamıyorum. Evet. Sizin sporcu çıkartmanız, sporcu havuzunuzda haliyle biraz darlanmış oluyor. Daralmış bir haldesiniz diye düşünüyorum. Evet. Tabii şimdi biraz önce ben ifade ettiğim gibi 1400'lü yılların başında Kuzey, özellikle Kuzey Avrupa ülkeleri bir sporu yapıyor. Bizim tanışmamız resmi olarak 2011 Üniversitat Kış Oyunları'nda, Erzurum'da yapılan kış oyunlarında biz tanıştık. Resmi olarak ama onun öncesinde tabii ki Kocaeli'nin hakkını yememek lazım. Kocaeli ilimizde körlük yapılıyordu. Hatta bununla ilgili bir film de yapıldı bu ilimizde. Altyapısı o zaman oluştu. Daha sonra tabii üniversiteden dolayı Erzurum'da olimpik ölçülerde curling salonu olduktan sonra ağırlık buraya verildi devlet politikası olarak. Çünkü tesisin yaşatılması gerekiyordu. Doğru. Daha sonra Kocaeli'ndeki salonumuz maalesef çeşitli nedenlerden dolayı yürütülemedi. Buzda çıkan sorunlar, makineler, teknik malzemelerde çıkan sorunlardan dolayı yürütülemedi. Şimdi biz dünyayla mücadele ederken insanlar Kuzey Avrupa ülkeleri kaç yüzyıldır bu işi yaparken biz daha 11 yıldır bu işi yapıyoruz. Federasyon olarak da biz daha 6-7 yıllık bir federasyonuz. Şimdi bizim daha emekleme dönemindeyken dahi futboldaki sistemi düşünün. İşte Avrupa'nın A grubu, B grubu, C grubu, Dünya Kupası dahil olmak üzere biz şu an kadın milli takımımız ve erkek milli takımımız Avrupa'nın A grubunda yarışıyor. Yani Avrupa'da ilk 10'da. Kadın milli takımımız dünyanın en iyi 10 ülkesi arasında ki ilk kez bir dünya şampiyonasında yarıştık. Çok kısa zamanda biz bu seviyeye ulaştık. Tabii bu nasıl oluyor? Bu devletimizin bize sağladığı imkanlarla hem maddi hem tesis açısından. Ama dediğim gibi şimdi biz bu dünya ülkeleriyle, dünya sporcuları nasıl yarışabiliyoruz? Erzurum'un çocuklarıyla yarışıyoruz. Evet. Sporcularımız Erzurum'u, antrenörlerimiz Erzurum'u, buz teknisyenimiz. Biz bunu Türkiye geneline yaydığımız zaman gördüğün gibi de havuzu genişlemiş havuz genişleyecek olacak. Ve haliyle otomatik olarak sporcu tabii, çıkartma. Tabii, bir rekabet de olmuş olacak ve biz daha başarılı olmuş olacağız. Çünkü bugün Avrupa'ya gittiğiniz zaman bir ülkenin hemen hemen neredeyse her şehrinde bir curling salonu varken günümüzde sadece olimpik ölçülerde Erzurum'da var. Trabzon'da bir iki şitlik salonumuz var, Zonguldak'ta var. Ankara'da haftada 2 saat bulabiliyoruz çalışma imkanı, o da normal buzda. Ama en az 5-6 ilde yaptığımız zaman bu salonu, curling salonunu, inanın kış sporunda biz olimpiyatlarda bırakın katılmayı derece elde edecek bir altyapıya sahipiz. Evet. Çünkü bizim çocuklarımız biz sosyal zekaya sahip. 35 milyona yakın bir gencimiz var. Bir de şunu genç derken aslında curling'i bütün yaş grupları yapıyor. Evet, bir yaş sınırı yok gibi geliyor yok bana. Burada. İzleyicisi olarak öyle anlıyorum evet, yani. Yani geçmiş yıllarda babasıyla kızı karşılık çiftlerde dünya şampiyonu oldular. Yani bu o kadar müsait ki bütün spor dallarına, işte sosyal sorumluluk projelerine de çok uygun. Çünkü teker sandalye, milli takım körlük müsabakaları da yapıyor. Hem dünyada hem bizde. Bizim de milli takımımız var. Güzel sonuçlar da alıyoruz. Dediğim gibi eğer bizim havuzumuz genişlerse, tesisleşme noktasında evet, biraz daha genişlerse kısa vadede başarılar da bununla birlikte gelecektir. Kız zaten takımı ve erkek takımının aynı şekilde derecelerde, yani Avrupa'da sayılı ülkeler arasında olduğunu söylediğiniz için soruyorum evet, başkanım. O zaman branş dağılımımıza da biraz bakacak olursak, curling bazı branşlarda çünkü kız yapar erkek yapmaz gibi böyle ailelerde bazı algılar oluşuyor. Curling için dağılımı nasıl değerlendiriyoruz? Her iki tarafa da eşit dağılıyor diyebilir miyiz? Çok güzel bir soru sordunuz. Curling'i diğer spor branşında ayıran en büyük özelliği cinsiyet eşitliği. Bu bir gelenektir.
Dünya Curling Federasyonu her yıl kongre yapar ve ülkelere der ki bizi iki tane kongre üyesi göndereceksiniz. Muhakkak birisi kadın olacak, birisi erkek olacak. Yani gördüğümüz zaman erkek egemen sporlar dünyada daha çok ön planda, işte voleybol falan evet, hariç evet. olmak üzere. Ama curling'de öyle değil. İşte kadın erkek birlikte yarışan şeyler var, branş yarışlar var. Bir kadının, iki kadının, iki erkek, iki kadın. Dolayısıyla bu cinsiyet eşitliğiyle ilgili yola çıkarsak bizim eşit sayıda sporcularımız, eşit sayıda antrenörümüz var. Ama derseniz ki, bana sorarsanız ki yönetim kurulunuzda kaç tane kadın yönetim kurulu üyeniz var? Maalesef biz bu konuda sıkıntılıyız. Melike Ertekin diye bir hanımefendi var. Kendisine teşekkür ediyorum. Çok verimli çalışıyor, çok kültürlü. Gerçekten yönetim kurulu üyesi olabilecek niteliklere sahip. Melike Hanım gibi keşke benim 5 tane daha olabilse ama bu evet. yavaş yavaş olacak. Bu biraz bilgiyle de yani curling'i bildirdikçe yani başarı ve biraz medya. Mesela bugün burada olmanız benim için çok değerli. Curling için de çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ne kadar bilinmesi için bu tarz programlar yapılırsa haliyle de havuzu ona göre genişleyecek. Yani her gün medyada farklı branşlar ya da popüler branşlar diyeceğimiz branşlar görüldüğü için evet. gençlerimiz de oraya kayıyor. Umarım bu tarz programların da sizin branşınıza da faydası olur. Ve sizin de belki federasyon olarak daha önce bireysel sohbetimizde yaptığımız konuşma gibi curling oynamak isteyenlere bir çağrı yapabilirsiniz belki. Yani evet. biz federasyon olarak oynamak isteyeni tesisimize bekliyoruz diyebileceğimiz bir durumumuz var mı federasyonda? Tabii ki bizim branşta şu var. Devletimiz zaten tesis altyapısını oluşturmuş. Bize de bütçe vermiş. Bütçeyi verirken de devletimiz, spor bakanlığımız diyor ki bu bütçenin %20'sini kulüplerin altyapısına aktaracaksınız. Biz bunun da üzerinde bir yatırım yaparak tamamen bize gelen bir sporcunun ayakkabısından eldivenine, pantolonundan tutun, kışlık montuna varana kadar kendisinin evinden hiçbir şey almadan tamamen gelip bizim tesislerimize geldiği zaman biz bütün malzemeleri sağlıyoruz ki ileriki zamanda belki size anlatacağım malzemelerle ilgili neler yaptığımızı evet, aslında soracağım. Bir hikaye var. Evet, sorularım arasında özellikle şimdi spor ekonomisi ya başkanım, evet. bizde üretim çok konuşuldu burada ve hatta üreticiler artık yavaş yavaş ağırlamaya da başladım. Hı hı. Sizin de branşınızı inceleyince o taşların falan dolarla çok ciddi anlamda maliyetli olduğunu fark ettim. Size bunu soracaktım. Bu ülkede bu üretilemez mi? Üretilip satılamaz mı acaba? Satılıp başka bir ekonomi de yaratılamaz mı diye soracaktım. Siz bana pas attınız. Evet. sizin üretimle ilgili de madem bu kadar maliyetli bir iş ve dünyada bu kadar oynanan bir oyun, biz üretici ülkede haline gelebilir miyiz bu branşla ilgili? Bu konuda benim bir eksikliğimi hissettim bu sorunuz karşısında. Neden? Çünkü gerçekten ben spor yönetim noktasında doktora yapmış bir insanım. İlkokul 4'ten beri bir sporun içerisindeyim. Malzeme kısıtlığının ne olduğunu çok iyi bilen bir sporcuyum. Çünkü bundan 20-25 yıl, 30 yıl önce biz bu spora başlarken çok enteresan malzemelerle biz müsabaka yapardık. Ama ben bu branşın başına geldiğim zaman bir şey gördüm. Yani bu curling'de kullanılan malzemelerin bir tekelleşmiş olduğunu gördüm. İşte bir efsane yaratmışlar. Allah dünyayı yaratırken, dünya oluşumunda İskoçya'nın bir adasında bu granit taşın özelliğinde yaratılmış. Ha, ve oradan bunu, çıkıyor sadece. Evet. Bu, İnanç bu yani. Bu adayı da satın almış bir firma Dünya Curling'le birlikte ve buradan o curling taşını üreterek bütün dünyaya satış yapıyorlar. Biz de dedik ya bizim ülkemizde neden olmasın? Biz de ada ülkesiyiz. Bizde de suya doymuş mermerler, granitler olabilir. O zaman Gebze Teknoloji Yüksek Üniversitesi'nin rektörü çok sağ olsun bize yardımcı oldu. Biz 3500 dolarlık bir taşı götürdük, parçacıklara böldürdük. Orada incelediler, bize aynen şunu söylediler, bu malzemeden Türkiye'de var. Biz o zaman Marmara Adası'ndan tutun Ege'nin bir sürü yerine gittik ve bu malzemeden bulduk. Şu anda biz ayakkabıdan tutun süpürgeye varana kadar, denge aletinden tutun taşına kadar, makinasına kadar federasyonumuzun bütçesinden bir kuruş çıkmadan, devletimizin bütçesinden bir kuruş çıkmadan biz bütün malzemeleri üretmiş durumdayız. Ki 5 ilimiz Ankara dahil olmak üzere bu malzemeleri satın aldı bakanlığımız ve kullanılıyor. Hatta geçen
üretmeye başladı. Tabii ki ürettik. Kendi iç ülkemize üretmeye başladı. Biz her şeyi ürettik. Şu an bizim eğitim amaçlı hiçbir malzemeyi dışarıdan almamıza ihtiyaç yok. Çünkü 3-4 katı bir taş biraz önce... Bu bile başlı başına bir ekonomi. Benim için başlı başına bir konu. Neden? Çünkü biz artık yurt dışına para çıkartmıyoruz. Kendi içimizde üretiyoruz demek bu. Yani bu bile başlı başına bir konu. Tebrik ederim. Bakın bir taşın fiyatı dışarıdan aldığınız zaman sadece fiyatından bahsediyorum. Türkiye'ye girişinden bahsetmiyorum. Gümrük vergisinden, lojistiğinden hiç bahsetmiyorum. Evet. Tamamen oradan satın aldığımız bir taşın fiyatı 3500 dolar. Veya 3500 euro neyse hiç fark etmez. Ama biz bunu dörtte bir fiyatına Türkiye'de mal ediyoruz ki bunun daha Türkiye'de kalıp fiyatlar buna eklenmiş, bir sürü masrafı var. Zaman sonra bu sirkülasyon yurt dışına da belki satmış olacağız. Çünkü müsabaka yapıyoruz biz bu taşlarla, bu süpürgelerle. Fiberglass dediğimiz, yani bu ülke gemi yapıyor, gemi sanayisi ilerlemiş, uçaklar üreten bir ülke ise... Bunu bu kadar geçtiğimiz var. Yani bir taşı mı üretmeyeceğiz? Evet, gerçekten bu soruya cevap bulmuş olmanız çok önemli. Evet, biz bunu da üretebiliriz. Çünkü anladığım kadarıyla yani ki ben de araştırmalarımda taşın 3000 dolarların üzerinde olduğunu öğrenmiştim ki bunun lojistik maliyetleriyle çok daha başka bir boyuta gider bu rakam. Bunun çıkmaması çok ama çok değerli. Peki bu yatırım da yapılıyor. Evet. Demek oluyor ki federasyonun bir politikası var. Evet. Yani bu politikadan da biraz bahsedelim mi? Önce tesisten bahsettik. Sonra malzemeyi satın almak yerine üretmekten bahsettik. Evet. Bu zaman 20 yıllık, 15 yıllık, belki 50 yıllık planlardan bahsedilebilir. Evet. Federasyonumuzun gelecek planında eminim ki bir madalya var ama isterseniz sizden duyalım. Yani buna geçmeden bir şey daha ekleyeyim tabii, ben. Tabii. Şimdi sporlara baktığınız zaman insanların yaşantısını, tarihsel insanoğluyla varoluş tarihe döndüğümüz zaman insanların var olma sebeplerinden biri güvenliktir. Yaşam savaşıdır. Burada sporun çıktığını spor tarihçiliğine herkes söyleyebiliyor. Daha sonra işte toplumsal hale geldikten sonra toplumların kendi aralığından çıkan savaşlarda sporu alet ettikleri ve daha sonraki zamanlarda da modern sporlarda esas amaç tabii ki toplumun sağlığını düşünürken aynı zamanda da spordaki pazarlamayı ön planda tutmuştur ülkeler. Bir basketbolu düşünün, bir kayağı düşünün. Yani burada müthiş paralar dönüyor, müthiş bir bütçeler dönüyor. Bunu yaparken, yeni bir spor branşını oluştururken bunu modernize ederek aynı zamanda ülkeler çok ciddi paralar kazanıyorlar. Doğru. Bunda. Dolayısıyla bizim de bu yolda çok iyi ve politik bir stratejimizin olması lazım ki federasyon olarak biz bunu yapıyoruz. Evet. Şunu da söyleyeyim, Spor Bakanlığımızın, Teknoloji Bakanlığımızın hakkını yemeyelim. Son zamanlarda bize gelen yazılar var. Üretmek istediğiniz veya ürettiğiniz yerli malı, spor malzemelerini lütfen bize bildirin. Birlikte işbirliği yapalım. Projeler yapıyorlar. Madalya konusuna geldiğimiz zaman, daha önce programımızın da başında söyledik. Biz daha resmi olarak gerçekten 6-7 yıllık bir federasyonuz. 2015'e bir denk geldi başkanım. Evet. Evet. Yani rakiplerimiz bizim çok yüzyıllardır çok yapıyorlar. Üst düzey, yani yıllardır o yüzlü yılları geçmiş, yüzyılları geçmiş ülkelerden bahsediyoruz. Biz doğru. Geçen sene kadınlarda özellikle iki eleme yaptık. İki elemeden geçtik olimpiyatlara gitmek için. Biz olimpiyatlarda final oynayan iki ülkeyi yenmemize rağmen ki maçtan çekildiler. Artık kazanamayacaklarını görmelerine rağmen maçtan çekildiler. Biz çok zayıf bir ekibe yenilerek, şanssız bir maç kaybederek olimpiyatlara gitmeyi hakkını elde edemedik. Burada önemli bir konu var. Bir branş, olimpiyatlarda, kış olimpiyatlardan bahsediyorum. Bazı branşlarda 1 dakika, bazı branşlarda 1,5-2 dakika, 3 dakika olan branşlar var. Ama bizim öyle değil. Bizim bir müsabakamız, curling'de olan bir müsabaka 2,5 saat sürüyor ortalama. Bunu normal takım, bir de karşılık çiftlere vurduğunuz zaman 5 saat. Yani hem karşılık çiftlerde, hem kadınlarda, hem erkeklerde, olimpiyatlarda olduğunuzu düşünsenize, bir de buna günde 2 maç eklediğinizi düşünsenize, ekranın önünde Türkiye kelimesi belki 10 saat, 15 saat gözükmüş olacak. Doğru. Dolayısıyla bizim olimpiyatlara gitmememiz noktasında hiçbir sebep yok. Sadece, bizim her şeyimiz tamam, sadece birkaç ilde curling salonu yapılması şart. Evet. Çünkü bir enerji birikimi oluyor Erzurum'da. Yani Erzurum'da olduğu için. Ben bir Erzurumluyum. Evet. Erzurumlu olarak söylüyorum bunu. Eğer biz Türkiye'nin belli başlı bölgelerinde çok ciddi yatırımlar yapıp bu noktada bir aşama kaydedersek
Türkiye'yi herkes görecektir. Burada iddialı bir şekilde konu. Bu benim marifetim falan değil yani. Bu benim yönetim kurulu arkadaşlarım yaptığı bir şey değil. Bu Türk gencinin bir özelliği. Bu branşta biz kesinlikle başarılı oluruz. Hem kadınlarda hem erkeklerde hiç fark etmez. Ben tarihi de geçeceği için bu kayıt şöyle sorayım. Bundan sonra madalyaları aldığımız şampiyonaya gittiğimiz zaman dilimlerini inşallah göreceğiz. Bugün bu mücadeleyi kaç sporcuyla veriyoruz başkanım? Kaç lisanslı sporcumuz var? Yani bugünü bilelim. Bundan sonra umarım federasyon olarak bunu daha büyük rakamlar yapmış olduğunuz, başarılı aldığımız bir programı tekrar yapalım. Bugün bunu sayısal olarak bir kayıtlara geçersek ben de bunu size umarım madalyalar alınca tekrardan ağırlayacağım. Tabii ki. O zaman soracağım. Bu arada tabii geçen yıl bizim erkek takımımız Avrupa şampiyonu oldu. Evet, onun hakkını yemeyelim. Unutmayalım. Doğru. Sporcu sayısına geldiğimiz zaman bir tek tesis Erzurum'da olduğu için evet. Olimpik ölçülerde 98'e yakın kulüp var. Kulüp var. Evet. Gençler, kadınlar, erkekler, seniorlar dediğimiz 50 yaş üstü sporcularımız var. Bunlarla toplamına baktığımız zaman yaklaşık 1200 tane sporcumuz var. Evet. Seyirciler bize sorabilir ya 1200 kişi ne ki yani çok da fazla değil. Ama öyle de bir salona baktığınız zaman bu sayı gerçekten çok ciddi. Ve 98 evet. kulüp çok evet. önemli. Ve bunun yanında bir de bizim yükselme ligimiz var. İkinci ligimiz var, birinci ligimiz var ve de süper ligimiz var. Gençler ligimiz olacak, karşılık çiftler ligimiz zaten onları yapıyoruz, bir de çiftler ligimiz olacak. Bunları hep bir ara üst üste koyduğumuz zaman biz geçen yıl Türkiye Curling Federasyonu olarak 780'e yakın müsabaka yapmışız. Belki çok gözükmüyor medyada evet. yokuz ama inanın ki bu noktada çok ciddi müsabakalar yapıyoruz. Ve 780 yani 2,5 saat sürüyor bir müsabaka. Ben 1200 sporcunun içerisinden Avrupa şampiyonası çıkartmış bir federasyon olarak bakıyorum konuya. Evet. Demek ki bu rakam işte 1200, 5000'e, 5000, 50.000'e gidebilirse o zaman zaten milli takım seviyesinde çok daha başarılı, çok daha yetenekli sporcuları alıp şampiyon yapabileceğiz diye düşünüyorum. Tabii ki. Son olarak başkanım size şunu sormak istiyorum. Anne ve babalar. Curling branşını izliyor olabilir, anlamıyor olabilir. Hı hı. Onlara çocuklarını neden curling'e göndermeleri gerektiği konusunda bir cümle söyleyerek başkan olarak programımızı tamamlayalım isterseniz. Bir defa curling insanları sosyalleştiriyor. Bu çocukla ilgili de tamam bütün insanlara yönelik bir şey. Curling tamamen, biz sadece spor yaptırmıyoruz çocuklara. Spor bir araçtır bizim için. Ahlaklı sporcu, çalışkan sporcu, derslerine önem veren bir ayrıca bunun yanında unutmadan söyleyeyim, çocuk korumaya çok ağırlık veren, çocuk koruma kurulu olan, bu kurulun İngiltere'de merkezi olan çocuk korumada sertifikalanmış kişiler tarafından bu eğitimleri alan ve çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hem akademik olarak hem sportif olarak hazırlıyoruz. Bu noktada aileler çocuklarını sadece bize yönlendirsinler, biz malzemesini, ayakkabısını, süpürgesini, taşını hepsini devletimiz sağlıyor. Hiçbir şeye gerek duymadan getirip çocuklarını bize teslim edebilirler. Çok teşekkür ederim başkanım. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Ankara'dan, Erzurum'dan çıktınız buralara kadar geldiniz. Çok teşekkürler. Curling adına umarım daha başarılı yıllar sizi bekliyordur. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Spor Ekonomisi programında bu hafta curling'i konuştuk. Haftaya farklı bir konuyu, farklı bir konukla beraber tekrardan konuşuyor olacağız. Spor dolu, sağlık dolu bir yaşam dilerim.